Efendim merhabalar. Şimdi Kaf 1 bir kitabının birinci konusu işlem yeteneğiyle başlayacağım. Ben size işlem yeteneğini en baştan sonuna kadar anlatacağım. Çok bir şey yok aslına bakarsanız. Sadece tam sayılar öncesindeki birazcık gıcıktır. Tam sayılar öncesinde, öncesinde e, temel oluşturmak için bir de işte hatırlayalım bazı şeyleri biliyor muyuz bilmiyor muyuz çok temel işleri görebilmemiz için Barış Hoca'nın buraya hazırladığı bir ders. 6 sayfa ben size bir şeyler anlatacağım. Payda eşitlemedir, i̇şte iki tane iki bilim yani iki denklem çözmedir gibi işler anlatacağım. Ardından bununla ilgili bir 10 tane test yapacaksınız, ödev testi. Sonrasında da o 10 tane testi çözeceksiniz ve ben size yapamadıklarınızı anlatacağım. İşlem yeteneğini böyle bitireceğiz, ardından geçeceksiniz tam sayılar dersine. Anlaştık mı? Şimdi başlayalım biz ilk dersimiz olan işlem yeteneğiyle. Ben size ne yapacağımızı bir göstereyim. Şöyle yapacağım bakın. Ben size ilk başta sütun sütun anlatacağım. Her video parçasında bir sütunu bulacaksınız. Bu sütunu anlatacağım. Ardından da gelin bir sonraki parçaya geçiyoruz diyeceğim. Siz bir sonraki video parçasına tıkladığınız zaman ikinci sütunu anlatmaya başlıyor olacağım size. Ardından ikinci sütunu anlatacağım. Bir sonraki sayfaya geçeceğim. Yine burada da sütun sütun konuşacağız. İkinci sayfayı size anlatacağım. Bu arada arzu ederseniz şey de yapabilirsiniz. Yani benden hepsini izlemek yerine ya ben bunu yapabilirim dediğin soru varsa onları yapabilirsiniz. Ama özellikle benim ekrana gelip de bir dakika bunu mutlaka sen önce denediğim soruları da önce sen dene. Anlaştık mı? Ben mutlaka sen dene bunu diyorsam benim anlatmama bırakma. Dene, ondan sonra dinle benden. Peki, burayı anlatacağım. Ardından bu sayfayı anlatacağım. Ardından bu sayfayı anlatacağım. Bitecek. Ardından da ödev testleri. Ödev testlerini kitap olmayanlar için soruları da ekrana getireceğim. Ödev testini ama tabii kitabınız olması çok farklı. Matematik çünkü bu sürekli yazarak çalışmamız gerekiyor. Ödev testi 1'i yapacaksınız. Ben size süresini söyleyeceğim kabaca ne kadar olacağını. Ardından yapamadıklarınızı benden dinleyeceksiniz. Sonra ödev testi 2, 3, 4, 5 şu 10 taneyi bitireceğiz. Ondan sonra da bir sonraki derse geçeceksiniz. Tamam bununla bir temel oluşturalım biz. Yani ALES çalışıyorsanız, DGS'ye hazırlanıyorsanız veya KPSS'ciyseniz, bunların hepsi için ilk başta bir temelim yok diye düşünüyorsanız bu temel oturtma dersini tabi bunu yaptığımız zaman bütün temeli olduğu gibi inşa etmişsiniz. Anlamına gelmeyecek tabii ki yani. Bu çok soru çözerek olacak bir şey ama kabaca bir şeyleri oturtmaya başlayacaksınız. Üzerine bir de zaten bunun tam sayıları, tek çift sayıları, sayı çözümlemeyi, rasyonel sayıları inşa ettikçe gitgide güçlendiğinizi göreceksiniz. Anlaşık. Şimdi gelin sonraki parçaya. Ben size ilk sayfanın ilk sütununu anlatarak yani şuradan başlayayım. Gel bakalım başlayalım şimdi. Bütün dikkatin sadece ve sadece bende olsun olur, olur mu? Başka hiçbir şey de olmasın sadece bende olsun. Hadi bakalım başlayalım. İşlem yeteneği ve denklem çözme. Şöyle yapıyoruz. Büyük olsun. Temel matematik işleri yapılırken işaretlere, parantezlere ve işlem sırasına dikkat edilmelidir. Bir numara. Burada yapmamız gereken tabii ki şurası ilk başta. 4 eksi 1'den, inanmıyorum ya bunları anlattığıma. 4 eksi 1'den 3 gelir. Eksi 6'yı 3'e böldüğünüzde buradan eksi 2 gelir. Eksi eksi daha artı yaptı. İnanmıyorum diyor mu? Yani barışı sağlam yumuşaktan başlatmış. Eksi 8, 10 daha 2 yapardı değil mi? 2 artı 2, 4 yapar. Sağlam temelden almışız ha. Burası eksi 20. 18'i 3'e böldük. 6. 5 üzeri 0 1 yapar. Burası ne yaptı? Şurası eksi 14. Eksi 1 daha. Eksi 15 mi yaptı? Değil mi? Çok pis hata yaparım ha. Hadi bunu da o zaman boyayalım. 3 numara. Burada bir şey yazılmıyorsa çarpı anlamındadır. 8 eksi 4'ten burası kaç yapar? 4 yapar. Burası 8 eksi 4 kere 4'ten 16. Aşağıda 8 eksi 4'ten 4. Burası eksi 8. Eksi 8 bölü 4'ten de eksi 2 mi yaptı? Şöyle. Çok çirkin yazdım ya. 4 numara. İlk başta şurayı konuşalım. Burası ne yapar? Orası bir şey yapmaz. Elmalarla armutlar değil mi? Eksiyi dağıtıyorum. X artı 3X eksi 2Y eksi 1. Şurada bir eksi var. Burası 4x yaptı. Eksiyi dağıtırsam eksi 4x. Buradan artı 2y. Buradan da artı 1. Ön taraftaki şu arkadaşları da koyuyorum. x artı 4y artı 7. Şöyle. Şuradan ne geldi? Eksi 3x geldi. Şuradan ne geldi? 6y mi? 6y artı 8 budur cevabımız. 5'e geldik. Peki ifadesinin değeri kaçtır? Valla bunu dağıtalım mı? Payda mı eşitleyelim? Sanki bu 1 bölü 5'i şöyle görelim. Bunların paydasında 5 varmış gibi görelim. Dolayısıyla bunların paydasında da 1 var. 5 ile genişletelim. Buradan 5x geldi. Yazayım mı? 5x artı 5y eksi 10z değil mi? Eksi dağıtıyorum şimdi. Eksi 2x artı y artı z. Paydada da var 5. Şimdi burada 5x eksi 2x daha 3x. Y'lere bakıyorum artı 6y. Z'lere bakıyorum eksi 9z bölü 5. Yukarıda 3 parantezini alırsak x artı 2y eksi 3z geldi. Ki bunun aynısı gelmek zorundaydı. Çünkü onu yine bir tek sayı koyabilirim. 60'mış. O zaman 3 çarpı 60 bölü 5. 60'ı 5'e böldük 12, 3 çarptık 36'ymış. Anlaştık. Dolayısıyla bak bu üstünü bitirdik beraber. Arzu ediyorsan kendin yapmaya çalış ardından benden dinle. Bazı dersleri sana anlatırken sakın ha deneme bırak bir ben anlatayım diyeceğim sana. Ama hangi konuda ne diyeceğim burada ona göre bakarak karar veriyorum. Dolayısıyla bunlar da çok temel olduğu için deneyip istersen benim cevaplarımla kıyaslayıp o şekilde de ilerleyebilirsin. Şimdi bir sonraki parçaya geliyorsun ben sana yan anlatıyorum sonra da arka sayfaya geçiyorum. Tamam ya bakalım devam edelim şimdi. Hızlıca ilerleyeceğim. Buradan ne geldi? x eksi dağıtıyorum eksi 3'ü. Eksi 3x eksi 9 eşittir 7. Buradan eksi 2x eşittir. Bunu buraya aldın. 16. Eksi 2'ye böldün her tarafı. x eşittir. Eksi 8'miş. 6 numaraydı. 7 numara. Dağıtalım bunu. 2m eksi 4m'den yazalım ya da 2m eksi 4m artı 3 eşittir. 3m eksi 12. Peki. Buradan ne geldi? Eksi 2m artı 3 eşittir. 3m eksi 12. Bunu buraya aldın. 15 eşittir. 5M M eşittir. 3 mi geldi? Bizden de o isteniyordu. Gel bir sonrakine bakalım. 8'e Buradan ne geldi? 3X eksi 7 eşittir. 3Y artı dağıt 2'yi. 2X eksi 2Y eksi 2 Buraya aldık X Bunu buradan 3Y eksi 2Y ne yapar? Y yapar. Sola alırsak eksi y olarak geçer. Eksi 7'yi buraya 7 diye attık. 7 eksi 2'den de x eksi y. Şunu da hatta kırmızı yapalım. 5 miymiş? x eksi y 5'miş. 9 numara. Bunu 3 ile genişletelim. Bunu 4 ile genişletelim. 3 a. Eksi 4 a. Eşittir. a eksi 3 bölü 6. Burada da 12 mi var şöyle? Şöyle yapsam anlaşır mıyız? 6'ya böldük 6. 6'ya böldük 2. Şimdi içeri dışarı yapalım. Bununla bunu çarpıyorum. Ne geldi? 2a eksi 6 eşittir. 3a eksi 4a'dan eksi a. Buradan da ne geldi? 3a eşittir. 6 a eşittir. 2'ymiş. 9 numaraydı. Geldik 10 numaraya. Şunların paydaları aynı olduğu için bunları bir tarafta topla. Yani bu arkadaşı al bu tarafa. x artı 1 bölü 3 eşittir. 4x eksi 8 bölü x eksi 2. Şöyle. Yukarıda 4 parantezini alırsak x eksi 2 oluyor. Bu x eksi 2 ile bu x eksi 2 sadeleşiyor. Burada 4 kaldı. Yani bizde x artı 1 bölü 3 eşittir. 4 var şu anda. Bu 3'ü buraya çarpı diye atarsak x artı 1 eşittir. 3 kere 4'ten 12 x eşittir 11 geldi. Tamam. Bu da 10 numaramızdı süper. Geliyorsun şimdi bir sonraki sayfaya. Sen sayfayı çeviriyorsun ve bir sonraki videoya tıklıyorsun. Ben devam ediyorum.